Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet sevgili LGS canavarları. Artık malum vakite son bir haftamız kaldı. Dolayısıyla bu son bir haftada bir şeyleri değiştirebilir miyiz? Ya da var olan netlerimizi koruyabilir miyiz? Üste çıkartabilir miyiz? Bunlar hakkında biraz konuşacağız. Artık son taktiklerimizi vermeye çalışacağız sizlere. Bundan sonra biliyorsunuz sınavdan sonra olağanüstü başka bir durum başlayacak. O da tercihler. Yine tercih zamanında da en doğru tercihi yapabilmeniz için tüm teknik detayları yine bizler size anlatıyor olacağız. Bu yüzden eğer değilseniz kanala abone olarak bu süreci de takipte kalabilirsiniz diyorum ve başlıyoruz. Şimdi son bir haftada ne yapabilirsiniz? Birincisi var olan süre gelen olayı devam ettiriyoruz. Nedir bu? Deneme çözmek tabii ki de. Ama bundan sonra artık lütfen hani canlı dersiniz varsa bile bir miktar ondan uzaklaşabilirsiniz. Eğer faydalı da olduğunu çok düşünmüyorsanız canlı derslere girmek yerine artık deneme saatlerinizi 9.30-11.30 formatına alın lütfen. Belki okulunuzda kurslar vardır. Oralarda deneme yapılıyordur. O zaman ona mutlaka katılın ki okul ortamında deneme daha verimli olacaktır. Daha faydalı olacaktır. Bu yüzden ilk maddede size şunu söyleyeceğim. Denemelerimize devam edelim ama saat olarak artık 9.30-11.30 seanslarını kendinize empoze etmeye çalışın. Yani o saatlere uygun bir şekilde sınava devam ederseniz sınav günü o LGS gününde de fazla zorlanmayacağız. Bünyemizi bu saatlere alıştıralım. Mutlaka bu önemli. Yanlışlarınız çıkacak. Her yanlışta moral lütfen bozmayın. Tam aksine her zaman söylüyorum. Yanlış çıkacaksa şimdi çıksın. Bu yanlışlardan burada arınalım. Doğrularını öğrenelim. Sınav günü o yanlışlar yapılmasın, tamam? Yani o şekilde bir soru geldiğinde onun doğrusunu öğrenmiş, bilmiş olarak sınava girelim. Bu yüzden denemelerin analizi çok önemli. Yani son günler LGS için netlerimizi nasıl arttırabiliriz? Deneme çözmeye ve analiz yapmaya devam ederek tabii ki de. Bu çok önemli bir husus. Gelelim bir diğer önemli hususa. Şimdi biz neye gireceğiz? Milli Eğitim'in hazırladığı bir sınava gireceğiz. Milli Eğitim bunu daha önce hazırlamış değil mi? Nedir bu? 2018-19-20 LGS'leri. Dolayısıyla öncelikle çıkmış soruları mutlaka çözüyorsunuz. Bunları da kendinize bir deneme gibi de yapabilirsiniz. Tek tek de üstüne uğraşabilirsiniz ama süreli de yapmaya çalışın tabii ki de. Ama mutlaka çözüyoruz. Çünkü bu LGS amcalar daha önce ne sormuşlar bir anlayalım değil mi? Görelim. Zaten bugüne kadar gerçi çözdüğünüz kitaplarda o sorulara uygun sorular hazırlanmıştı. Ama yine de kendisini görmek, çözmek başka bir dünya. Bu yüzden bunu aksatmadan lütfen çıkmış soruları çözmeden sınava girmeyin. Tabii ki de çözümlerini de öğrenerek. Bunun dışında bir de örnek sorular var biliyorsunuz. Her ay yayınlandı. Onlara da mutlaka göz atıyoruz, bakıyoruz. Mümkünse biliyorsunuz matematik mesela 10 soru yayınlanıyor değil mi? 20 dakikada çözmeye çalışarak bir düzen oturtursanız kendinize, yani bir nevi süreli deneme şeklinde yaparsanız oldukça fazla faydasını göreceksiniz. Bunun dışında artık son bir hafta yine aynı şeyleri devam ettiriyoruz. Sağlığımıza, beslenmemize, uyku düzenimize çok fazla dikkat etmeye devam ediyorsunuz. Özellikle bu noktada uyku düzeninin altını şöyle kocaman çiziyorum. Çünkü uyku düzeni gerçekten önemli. Son günlere gelince bazı öğrencilerimiz heyecanlarına yenik düşüp uyku saatlerini şaşırtabiliyorlar. Çok geçe kalabiliyorsunuz. Bunu yaşamamak için lütfen uyku düzenimizi artık geri çekelim. Ya da gece çalışmayı sevenler var. Onlar hala 2'ye 3'e kadar yardırıp gidiyorlar ama artık son bir haftada lütfen onu bir düzene çekelim. Kaçta kalkman gerektiğini biliyorsundur. Kendi okuluna gideceksin zaten sınav için. Dolayısıyla atıyorum gece 12 ise 12, 11.30 ise 11.30'da uyumaya başlıyorsun artık, tamam mı? Kendini yatağa at. Bir gün uyuyamayacaksın, iki gün uyuyamayacaksın. Üçüncü gün artık uyumaya başlarsın. Sabah kalkış çok önemli burada. Biliyorum artık hani tatil moduna ufaktan girmiş olabilirsin. Okullarında yoğunluğu azalmasıyla beraber ama kesinlikle sen o tatil havasına girme. Sabah mesela 7.30'da kalkman mı gerekiyor? 7.30'da alarmın çaldı. Kalkacaksın. Bir şekilde kalk. Gerekirse ailenden yardım iste. Bir kova suyla yanına gelip gerekli uyandırma hamlelerini yapsınlar. Buna lütfen izin verin. Çünkü 1-2 artık alışacaksın zaten. Ondan sonra çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi aynı saatte alarmın çalmadan kalkmaya başlayacaksın. Bu düzene girelim lütfen. Çünkü vücudunuzu bir makine gibi düşünün. Hani o motorun çalışmaya başlaması için bir saat gerekiyor. Sen şimdi o motoru saat 8.30-9'dan sonra çalıştırırsan, ona göre kanalize edersen sınav günü verimimiz düşer, netlerimiz düşecektir. Dolayısıyla deneme arttırma taktiklerinin en önemlisi
uyku düzenidir. Bunu da önemli, yine kalınca altını çizerek belirtiyorum. Şimdi bu süreçte son bir haftada en fazla sorulan sorulardan biri, hocam ne zaman çalışmayı bırakalım şeklinde. Şimdi burada iki grup var. Bazı arkadaşlar son güne kadar çalışmak istiyorlar. Çalışabilirler. Yani eğer stres, heyecan yapmayacaksanız, çünkü son dakikada şöyle bir şey olabilir. Hani son gün, eyvah ben bu konuyu bilmiyorum, bu konuyu bilmiyorum. Ya bilmiyorsan bilmiyorum, bitti gitti artık. O bilmediklerine değil, bildiklerine yoğunlaş. Çünkü bilmediklerini düşünerek bildiklerinden de feragat edebiliyorsun bazen. Yani onları da karıştırabiliyorsun. O yüzden hiç bu toplara girme. Daha doğrusu bu toplara girmeyeceksen, yani kafanda böyle bir şey olmayacaksa, çalış son güne kadar. Ama ben biraz heyecan yaparım ya da gerek yok diyorsan, ki bence gerek yok, son gün yani cumartesi gününü kendinize tatil ilan edin. O gün ne yapın? Çıkın açık havada biraz dolaşın, turlayın. Ailenizle beraber yürüyüş yapın. Yürüyüşün gerçekten faydası olacaktır. Yani hem hayaller kurabilirsiniz, ama kesinlikle ve kesinlikle yine altını koyuca çiziyorum, al sana en önemli net artırma taktiği, sınav hakkında lütfen konuşmayın. Sınav anı, sınav öncesiyle ilgili konuşma yasak. Sadece ne var? Sınav sonrası var. Sınav sonrası için istediğin hayalleri kurabilirsin, konuşabilirsin. İşte yazın ne yapacağız? Şu havuza mı girsem, bu denize mi kaçsam, ters taklama alsam vesaire, tüm hayallerinizi konuşabilirsiniz. Ama sınav öncesi ve sınav anıyla ilgili lütfen konuşmayın. Konuştukça, yani bilmiyorum, bence stres artacaktır, heyecan artacaktır. Fazlasına gerek yok. Bir miktar stres, heyecan normal. Bunları yaşayacaksınız. Bundan lütfen keyif almaya bakın. Böyle bir heyecanı bir daha bulamazsınız. Böyle stresi bir daha yaşayamazsınız. Yani tabii Allah yaşatmasın daha büyüklerini de. Dolayısıyla bunun lütfen keyfini çıkarın. Daha sonra tabii başka sınavlara yine gireceğiz. Onların da heyecanını yaşayacağız. Ama şimdi biz buraya bakalım. Yani sadece şu son bir haftayı en verimli nasıl geçiririz, buna odaklanalım. Dolayısıyla açık havada yürüyüş, bir de yaz tatili ya da önümüzdeki senelerin hayallerini kurmak, onunla ilgili konuşmak gerçekten motivasyonunuzu da arttırır. Ben özellikle çok fazla yapardım. O günleri düşünürdüm. Yani sınavla ilgili artık yapabileceğin son birkaç gün bir şey yok ki. Dolayısıyla o gün ne yapacaksın? Artık motivasyon üzerine yoğunlaşacaksın ki biz sizlere yine bu şekilde videolarla motivasyonunuzu arttırmak için elimizden geleni yapacağız, uğraşacağız. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ama sizler de kendi içinizde o içsel motivasyon dediğimiz olayı tavana çıkartmak istiyorsanız, yani motivasyonu arttırmak istiyorsanız, sınav sonrasını hayal edin. İşte okul günlerinizi hayal edebilirsiniz. Ne bileyim, yazın planlarınız, önümüzdeki sene planlarınız, bir sürü şey olabilir. Herkesin kendi özel bir ilgi alanı vardır muhakkak. Onunla ilgili konuşun, düşünün. Ama dediğim gibi sınavla ilgili çok fazla konuşmanıza gerek yok diyorum. Ve son bir hafta için sizlere önerilerim bu şekilde. Artık konularınız zaten bitmiştir. Çok fazla irdelemeye, kafa kurcalamaya gerek yok. Sadece soru üstünden devam edin ki genellikle de burada neyi tavsiye ediyorum? Deneme çözmeyi tabii ki de, ki maddeleri sizlere sıraladık. Son bir hafta boyunca yine fazlasıyla yanınızda olmayı, bu şekilde videolara devam etmeyi planlıyorum. Dolayısıyla hem sınav öncesi hem de sınav sonrası bizler hep buradayız. Tüm ihtiyacınız olan sorulara, yanıt aradığınız sorulara cevap vermeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.